şöyle ayak kısımlarımızı yapacağız. Böyle bu uzun bacaklarımızın olduğu kısımlara. Bu arada burası yani kendinden bu şekilde. Taburelerin ayaklarının olduğu kısımlara böyle yarım yarım geçireceğiz. Zaten bu şöyle bakın çıkıyor. İçi böyle boş. Herhangi bir şeyi yok yani basit hemen. Şöyle birazcık aşağıda bırakıp çok dibine kadar takmadan şöyle şu kısmını güzel düzeltebilirsiniz. Şimdi bundan önce hemen şu krem rengimizle kafa kısmımızda burunlarımız var. Onu yapalım. Yani burunlarımız derken iki tane böyle şeyimiz var. Onu yapalım. Şimdi burun kısmımız için hemen yine sihirli halkamız için altı sık iğnemizi yapıyoruz. Altı tane arttırma yapıyoruz. Ve bir sıra düz bir şekilde 12 sık iğne yapıyoruz. Şöyle içten ipimi de çektim. Bu kadar yani sadece 3 sıradan oluşuyor. Şöyle hemen bu sıramı da tamamlayıp göstereyim. Daha sonra şu bacak kısmındaki yine şunları yapalım. Hemen şöyle 12 tane sık iğnemi yaptım. Evet, bu şekilde. Şimdi bir şeyine bakacağım hemen. Evet, şöyle şu içteki kısımda biraz keseriz. Yine bir ilmek işaretleyiciyle kaydırabilirsiniz. Yani şey, bir tane ipi kesip içinden geçireceğiz diğer taraftaki kısım gibi. Daha sonra şöyle hemen kafamızda örnek göstereyim. Bakın şöyle. Şimdi tabii şu an ben ekrana yakınlaştırdığım için tam şey olmuyor. Şöyle olmadı. Yan çevireyim biraz. Şöyle burun olarak iki tane böyle karşılıklı dikeceğiz. Yine bunu da kapatmanıza gerek yok. İple dikerken kapatırız. Hemen şu bacak kısmımıza geçelim. Evet, hemen şöyle yine krem renk ve sihirli halkamızın içine 6 sık iğne, 6 tane arttırma. Hemen şuraya işaretleyicimi koydum. Üçüncü sıramızdayız. Bir sık iğne, bir arttırma yapıyoruz. Sayımızı 18'e çıkartıyoruz. Evet, şöyle bir sık iğne, bir arttırmamızı yapıp sayımızı 18'e çıkardık. Şimdi dördüncü sıramızdayız. Dördüncü sıramızda blue olarak şöyle sadece arka taraflardan öreceğiz. O da hani tamamen şöyle bir şuradaki görüntüyü verebilmek adına taban yapmışız gibi düşünebilirsiniz. Yani düşünebilirsiniz değil, öyle yapıyoruz zaten. Böyle bir sıra blue olarak arkadan şöyle ördük. Evet, şöyle. Daha sonra 5 ve 6. sıramızda normal şöyle iki tarafı da alıp yine krem rengimizde birer sıra 18 sık iğne öreceğiz. Şurayı yani. Daha sonra renk değiştireceğiz. Evet, şöyle. 7. sıramızda da renk değiştiriyoruz. Maviye geçiyoruz. Yine iki taraftan arttırma azaltma yok. Yine 18 sık iğne. Rengimizi değiştiriyoruz. Ve 7. sıramız dahil 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6 sıra boyunca 2, 4, 6, 6 sıra boyunca düz bir şekilde 18 sık iğneyi örüyoruz. İlmek kaydırıp kapatıyoruz. Buraya daha sonra şey yapacağız. En son hepsi bittikten sonra böyle sarı rengimizde tırnak gibi böyle bir üçlü
şey yaparız. Evet, şimdi sanırım bir kuyruk kısmımız kaldı. Onu da tamamlayalım. Evet, hemen şöyle kuyruktan önce bizim bir boyun kısmımız da var. İşte kafayla alt tabanımızın arasındaki kısım. Hemen onu yapalım. Yine mavi ipimizle sihirli halkamızın içine 6 sık iğne, 6 tane arttırma yapıyorum. İkinci sıramızda yine 1 sık iğne, 1 arttırma. Sıra sonuna kadar bu şekilde sayıyı 18'e çıkaracağız. Üçüncü sıramızda 2 sık iğne, 1 arttırma. Sıra sonuna kadar sayımızı 24'e çıkaracağız. Üçüncü sıramız şu an benim yaptığım. Dördüncü sıramız 2 sık iğne, 1 arttırma olarak sıra sonuna kadar. Beşinci sıramız 3 sık iğne, 1 arttırma olarak sıra sonuna kadar. Sayıyı 30'a çıkarıyoruz. En son altıncı sıramızda da 4 sık iğne, 1 arttırma yapacağız. Sıra sonuna kadar ve sayımızı 36'ya çıkartacağız. Şimdi bunu hemen yapalım, gelelim. Bu zaten çok uzun bir şey değil. Evet, şöyle en son 4 sık iğne, 1 arttırmamı yaptım. Şimdi 7. sıramızda bir sıra boyunca blue'dan arka kısımdan, yani şöyle 36 sık iğnemizi bir sıra boyunca bu şekilde arkadan tamamlayacağız. Daha sonra 8, 9 ve 10. sıramızda yine düz bir şekilde 36 sık iğne öreceğiz. Bunu da yapalım. Evet, şöyle 8, 9, 10'u 36 sık iğne ördük. Şimdi 11. sıramızdayız. 11. sıramızda da 5 tane örüp 1 tane arttırma yapıyoruz. 2, 3, 4, 5. 5 tane örüp 1 tane arttırma yapıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde tekrarlayacağız. Ve sayımızı 42'ye çıkartacağız. 12. sıramızda da bir sonraki sıramızda yani bir sıra düz bir şekilde 42 sık iğne öreceğiz. Tamamlayalım. Evet, şöyle şimdi 13. sıramızdayız. 13. sıramızda da 6 tane örüp 1 tane arttırma yapacağız. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane öreceğiz. 1 tane arttırma yapacağız. Sıra sonuna kadar bu şekilde sayıyı 48'e çıkartacağız. Daha sonra 3 sırada 14, 15, 16, 48 sık iğne öreceğiz. Ve ilmek kaydırıp ipimizi keseceğiz. Sonra bunun içini, nasıl diyeyim size, şöyle şu kısmını, ya bu taraftan burayı kafaya dikeceğiz. Onu şöyle tamamlanmadığı için henüz gösteremiyorum. Şu şekilde düşünün. Şu iç kısmını da doldurup bunu da taburenin olduğu kısma dikeceğiz. Zaten bu şimdi 3 sıra daha uzayacak. Bu şekilde. Şimdi bir kuyruk kısmımız kaldı. Onu da yapalım. Böyle son olarak bir kuyruğumuz kaldı. Yine sihirli halkamızın içine 6 tane sık iğnemizi yapacağız. Hemen bir yapayım ben onu. Evet, şöyle ikinci sıramıza geçiyoruz hemen. İkinci sıramızda şu an 6 sık iğnemiz var. 2 tane örüyoruz. 1 tane arttırıyoruz. 2 defa yapıyoruz bunu. Tekrar 2 tane örüyoruz. 1, 2, 1 tane arttırıyoruz. Üçüncü sıramızda 3 tane örüyoruz, 1 tane arttırıyoruz 2 defa. Sayımızı 10'a çıkartıyoruz. Hemen şöyle 3, 1 tane arttırıyorum. Tekrar 3 tane örüyorum.
Bir tane arttırıyorum. Dördüncü sıraya geliyorum. Dördüncü sıramızda da 4 tane örüyoruz. 1, 2, 3, 4, bir tane arttırıyorum. Tekrar 4 tane örüyorum. 2, 3, 4, bir tane arttırıyorum. Evet, ve bu şekilde bir tane daha yapacağız. 5. sıramızda da 5 tane öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, bir tane arttırıyoruz. Tekrar 5 tane örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, bir tane arttırıyoruz. Geldik 6. sıramızda. 6. sıramızda şöyle yapıyoruz. Burada bir tane azaltıyoruz. Azalttım. Daha sonra 5 tane sık iğne örüyorum. 2, 3, 4 ve 5. Sonra burada bir tane arttırıyorum. Ve kalan 6 taneyi düz bir şekilde örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6'yı düz bir şekilde ördüm. Sayımız şu anda 14. Şimdi bir sıra boyunca, bir sıra derken yani iki defa yapacağız zaten. 6 tane örüp bir tane arttıracağız. 6 tane örüp bir tane arttıracağız. Sayımızı 16 yapacağız. Evet, şimdi şöyle 6 tane ördüm, bir tane arttırdım, 2 defa, sayımız 16. 8. sıradayız. 8. sırada şurada hemen bir tane azaltıyorum. Daha sonra 7 tane düz bir şekilde örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane düz bir şekilde ördükten sonra burada bir tane arttırma yapıyorum. Geri kalan 6 taneyi de düz bir şekilde örüyorum. 2, 3, 4, 5, şuradan bakıyorum. Pardon, şimdi 5 oldu. Evet, 6. Daha sonra 9. sıramızda 7 tane örüyoruz, bir tane arttırıyoruz 2 defa. Evet, 7 tane ördük, bir tane arttırdık. Tekrar yaptık bunu 2 defa. Şu an 18 dikliğimiz var. Şimdi 5 tane örüp bir tane arttıracağız. Bunu hemen şöyle 2, 4, 5 tane örüp arttırdım. 3 defa yapmış olacağız. Sayımızı 21'e çıkartacağız. Evet, şimdi 11. sıradayız. Şöyle yapayım. 11. sıradayız. Şu anda 21 sık iğnemiz var. Şimdi onu 22 yapacağız. Şöyle yapıyoruz. 6 tane örüyoruz. 2, 3, 4, 5, 6. Şuradan kontrol edelim. Bir tane arttırıyoruz. Tekrar 6 tane. 1, 2, 3, 4,
5, 6. Tekrar bir tane arttırıyorum. Sonunda da şöyle yapıyoruz. 5 tane örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tane örüyoruz. 1 tane azaltıyoruz. Sayımız şu anda 22. 12. sıramızdayız. 12. sıramızda da hemen şöyle bir tane burada azaltmamızı yaptık. Şu çok yakınlaştırdım. Herhalde bir bulanık oldu ekran. Azaltmamı yaptım bir tane. Daha sonra 7 tane örüyorum. 2 3 4 5 6 7 7 tane yaptıktan sonra bir tane arttırıyorum. 4 tane örüyorum. 1 2 3 4 1 tane arttırıyorum. 7 taneyi de düz bir şekilde örüyorum. Sonra 13. sıramızda da şöyle yapacağız. 11 tane sık iğne öreceğiz. Bir tane arttıracağız. 11 tane daha öreceğiz. Ve sayımızı 24 yapacağız. Evet, 14. sıramızda şöyle yapacağız. 7 tane öreceğiz. Bir tane arttıracağız sıra sonuna kadar. Sayımızı 27'ye çıkartacağız. Hemen bunu da yapalım. Evet, şöyle içini biraz doldurdum. Çünkü şöyle bakın, büyüdükçe biraz doldurmak zor olabilir. Şimdi 15. sıramızdayız. 15. sıramızda hemen şurada bir tane sık iğnemi yaptım. Bir tane azaltma yapıyorum. Daha sonra 12 tane sık iğne örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 tane ördükten sonra bir tane arttırıyorum. Kalan 11 taneyi düz bir şekilde örüyorum. Sayımız 27 yine. Evet, şimdi 16. sıramızda şurada 10 tane sık iğnemizi ördüm. Bir tane arttırma yapıyorum. Arttırmamı yaptım. 6 tane daha örüyorum. 1 2 3 6 tane ördüm. 2 4 6. Şurada bir tane daha arttırma yapıyoruz. Ve kalan 9 taneyi düz bir şekilde örüyoruz. Sayımızı 29'a çıkartıyoruz. Evet, 17. sıramızdayız. 17. sıramızda bir tane sık iğne örüyorum. Bir tane azaltma yapıyorum şurada. Daha sonra 8 tane sık iğne öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8. Bakalım şöyle bir. 2 4 6 8. Bir tane arttırıyorum. Daha sonra 9 tane daha örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8
ve 9. Sonra şurada bir tane daha arttırıyorum. Ve kalan 7 taneyi düz bir şekilde örüyoruz. Daha sonra 18. sıramızda da şöyle yapacağız. 9 tane öreceğiz, bir tane arttıracağız. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapacağız. Sayımızı 33'e çıkartacağız. Evet, şimdi tamamladım. Şu an 38 tane sık iğnemiz var. Şimdi 19. sıramızda da şöyle yapıyoruz. 6 tane örüyorum. 1 2 3 4 5 6. Hemen şurada bakalım. 6 tane daha sonra şurada bir tane arttırma yapıyorum. Daha sonra 4 tane 1 2 3 4 tane örüyorum. Bir tane azaltıyorum. Bunu 4 defa yapacağız. Tekrar 4 tane örüyorum. 1 2 3 4 Tekrar bir tane azaltıyoruz. Tekrar 4 tane. 1 2 3 4 Tekrar bir tane azaltıyoruz. 1 2 3 4 Şimdi dakika şunu bir sayalım. 2 4 6 tane ördüm, bir tane arttırdım. 2 4 tane de bir azalttım. 1 2 3 2 4 Şurada bir azaltma daha. Sonunda da 2 tane var. Şimdi hemen bir sayımıza bakayım ben. Yalnız pardon, şöyle bir şey yaptık. 4 tane de bir arttıracağımıza 4 tane de bir azaltma yapmışız. Yanlış söylemişim. Bu iple de biraz şey yapmak zor oluyor malum. Şimdi bakın şöyle şuradan işaretleyicimi geri takayım. 2, 4, 6 tane arttırdım zaten orada. Şimdi burada da 4 defa 4 tane de bir arttıracağız. Şöyle bakın 2, 4. Bir tane arttırdım. 1 2 3 4 Tekrar arttırdım. 1 2 3 4 Tekrar arttırdım. Tekrar 1 2 3 4 Şurada tekrar artırıyorum. Ve kalan 2 4 6 taneyi düz bir şekilde öreceğiz. Bir sonraki sıramızı hemen göstereyim. Evet, 20. sırada şöyle yapıyoruz. 8 tane sık iğnemi şurada ördüm. Şimdi 5 defa bir tane arttırıp 4 tane sık iğne örüyoruz. Bir tane arttırdım. 4 tane sık iğne. Bunu 5 defa tekrarlıyoruz. Sonda yine 10 tane sık iğnemiz kalıyor. Onu da düz bir şekilde örüyoruz. Sayımızı 42'ye çıkartıyoruz. Şunu 4 tane yapalım. 2, 4, 6, 8 tane ördük. Bir tane
şöyle arttırıp 4 tane örüyoruz ya. 1 artı 4 tane öreceğiz. 1, 2, 3, 4 tane yaptıktan sonra 2, 4, 6, 8. Kalan 10 taneyi düz bir şekilde örelim. Sayımız 42. 21. sırayı göstereceğim. Evet, şimdi 21. sıramızda şurada 15 tane sık iğnemi ördüm. Şimdi şöyle yapıyoruz. Bir tane arttırıyoruz. 3 tane sık iğne örüyoruz. 1, 2, 3. Bunu 3 defa yapıyoruz. Tekrar bir tane arttırıyoruz. Tekrar 3 tane sık iğne. 1, 2, 3. Tekrar bir arttırma. Tekrar 1, 2, 3. Geri kalan 15 tane yine düz bir şekilde örüyoruz. Sayımızı 45'e çıkardık. 22. sıramızda bir sıra düz bir şekilde 45 sık iğne örüyoruz. Evet, şöyle bir sıra düz bir şekilde ördüm. Şimdi 23. sıramızdayız. 23. sıramızda şöyle 15 tane sık iğnemi ördüm. Şimdi tekrar son bir arttırma sıramız bu bizim. Bir tane arttırıyorum. 4 tane sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4. Tekrar arttırıyorum. 3 defa yapacağız bunu. Tekrar 4 tane örüyorum. 1, 2, 3, 4. Tekrar arttırıyorum. 4 tane sık iğne örüyorum. Bakayım şöyle. 1, 2, 3, 4. Evet, şimdi şöyle yapacağız. Geri kalan 15 taneyi düz bir şekilde öreceğiz. Sayımız 42. 24. sıramızda 6 tane öreceğiz. 1 tane azaltacağız sıra sonuna kadar. 25'te 5 tane örüp 1 tane azaltacağız sıra sonuna kadar. Bunları yapalım. İçinde yine dolduralım güzel. Evet, şu an 38 sık iğnemiz var. 36 sık iğnemiz var. 25. sıramızı tamamladık. Şimdi 26, 27, 28 düz bir şekilde 36 sık iğne örelim. Hemen şöyle bakın, içinde doldurdum. Şimdi 29. sıramızda da şöyle yapıyoruz. Biraz geri alayım. Evet, işaretleyeceğini yaptım. Sıramızda bir tane örüyoruz. Bir tane azaltıyoruz. Ve böyle sıra sonuna kadar en son 24 tane sık iğnemiz kalacak. Yani bu sıranın sonunda. 30. sıramızda da 24 sık iğneyi düz bir şekilde öreceğiz. 31. sıramızda da yine bir sık iğne bir azaltma yapacağız ve sayıyı 12'ye düşüreceğiz. Daha sonra kapatmayacağız. Yani ipimizi buradan ilmek kaydedip keseceğiz. O küçülen kısmı kapamayacağız. Onunla beraber taburemizin arka kısmına dikeceğiz. Onu zaten videonun sonunda göstereceğim. Evet, hemen şöyle parçalarımızı ördük. Bu tabanımızın alt kısım parçası. Bunu zaten şöyle bunun üzerine geçireceğiz tamamen. Daha sonra alt kısmından o kısmına tekrar göstereceğim. Şöyle 4 tane ayak kısımlarımız var. Bunlara da şöyle sarıyla şeritler yapacağız. Onu da yine sonda tekrar yakından gösteririm. Şu şekilde de uçlarına geçireceğiz. Biraz aşağıdan tutturun. Şöyle kalsın tırnak gibi önlerine. Dördünün de var bundan. Daha sonra şöyle bir kafamız var. Kocaman. Sonra bu kafamızın üzerine şöyle dikenler var. 8 tane böyle arkaya doğru gidiyor. Burun kısımları var. Onu da dikeceğiz. Daha sonra şöyle bir tabureyle arada bağlantı
Boynumun olduğu kısım var. Şöyle şu şekilde. Şimdi bununla ilgili ufak tefek şeyleri söyleyeyim. Şöyle ben hep böyle diktiğim şeyde yani işte burun kısmını dikerken mesela krem rengi böyle bir iple diktim, koton iple. Sarıları aynı şekilde bu ipin sarısıyla işte mavi de maviyle. Yani kadife iple dikmiyorum çünkü zaten sökülüyor, dikmeniz de zor olacak. Onun dışında bunu normalde ben bu alt kısımda bir koton iplikle şöyle kenarlarından geçip böyle bir düğüm attım. İçine oturtturdum. Yani normalde hani şunu çıkartıp çünkü içteki süngeri zaten dikmiyoruz. Bunun yıkanabilmesiydi. Zaten bacak kısımları çıkıyor şuralar. Ama şöyle bir şey düşündüm. Bakın şurada bir şeylik oluşuyor. Yani bence bunu bir sonraki örceğimde mesela o şekilde yaparım. Şu, yani zaten bunu buradan çıkarmak tekrar aynı formda oturtmak zor olacağından bu normal elde yıkama yapılabilir. İşte beyaz sabun, ılık su falan böyle hani ya da herhangi bir çok da zarar vermeyecek deterjanlarla. O yüzden bunu buraya sabitleyebiliriz. Yani şu kısmı geçirirken düz kısmı içine böyle bir silikon sıkıp bunun üstüne yapıştırırsak şöyle daha üst kısmına daha dik durabilir. Şimdi bir hafif bir potluk var şurada. Çok yani çok önemli değil ama yine de şey yani bunu çıkarmamakta fayda var. Onun dışında dediğim gibi koton ipliklerle dikiyorum. Kaç tane ip gitti? Şu gördüğünüz mavi ipten yaklaşık 4,5 tane falan gitti. Yani bunu 5 tane hesaplayabilirsiniz. Sonuçta 5 tane alacaksınız. Sarıdan zaten o yarım falan yani hani bir tane bile değil. Bu krem ipimizden de bir tane. Hatta bir ikincisinden de çok az kullandım çünkü bayağı büyük gördüğünüz gibi. Bunu kargolarken de bu bacak kısımları çıkıyor. Zaten göstermiştim diğer videoda. Böyle çıkartıp şimdi ben çıkarmayayım. O şekilde kargolayabilirsiniz. Yine büyük bir paketin içinde. Evet. Ürünümüz bitti. Böyle çok tatlı. Şöyle bitmiş halinde göstereyim tamamen. Çok güzel bir şöyle ayak kısımlarını falan. Kuyruğumuz. Çok güzel bir, çok tatlı bir dinozor oldu. Şimdiden örcek arkadaşlara kolay gelsin dileyim. İzleyip yorum yaparsanız sevinirim.